ETV Türkiye'den merhabalar efendim. Emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar, çalışanlar, işçiler, işsizler, mağdurlar. Türkiye ekonomisini konuşuyoruz, tartışıyoruz en çok şu dönemde. Neden? Çünkü iktidar kanadıyla vatandaşın ekonomisi arasında uçurumlar var, dağlar var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Berat Albayrak, Zehra Zümrüt Selçuk çok farklı açıklamalar yapıyorlar ekonomiyle ilgili. Ama vatandaşa dönüp baktığımızda, sizlere dönüp baktığımızda gerçekten de onların yansıttıkları tabloyla hiç alakası olmayan manzaralarla, yorumlarla karşılaşıyoruz. Gerçekten de ekonomi ne durumda? Türkiye'nin ekonomisi ne durumda? Nasıl bir süreçten geçiyoruz? Bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor? ETV Türkiye'de bunları değerlendirmeye devam ediyoruz, değerlendireceğiz ve en doğru şekilde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar zaten çok zor süreçler, çok zor zamanlar yaşıyorlardı. Emeklilerin aldıkları maaşlar son derece düşük, çalışanlar asgari ücretle çalışıyorlar. Asgari ücret neyi karşılayabiliyor şu dönemde? Her şeyin fiyatı kat be kat artmışken dediğim gibi çok zor zamanlar, zor süreçler yaşıyoruz ve bundan sonra önümüzdeki süreçte de aslında Türkiye tarihindeki en büyük işsizliği şu anda Türkiye yaşıyor. İşsizlik oranlarına baktığınızda hatta Türkiye tarihinde ilk kez işsizler çalışanlardan çok daha fazla ne yazık ki. Buna rağmen dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların açıkladıkları ekonomik tabloları aslında önce birlikte bir göz atalım. Neye dayanarak neler söylüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, ondan sonra değerlendirelim bunu. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı bir tablo var Twitter'da. Bir başarı hikayesi yazıyoruz diyor. Bu başarı hikayesinde de 2019 yılıyla, 2002 yılıyla 2019 yılı arasında bir değerlendirme yapmış Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi 2002 yılında kişi başı milli gelir ne kadarmış? 3.500 dolarmış kişi başı milli gelir. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğine göre 9.127 dolar kişi başı milli gelirimiz var. İstihdam sağlanması konusunda da yine Cumhurbaşkanı 19.6 milyon diyor 2002 yılında. Şu anda da, şu andaki Türkiye'de de 28.80 milyon istihdam sağlandı, işsizliğe çözüm bulduk diyor Cumhurbaşkanı. Kişi başı milli gelir kat be kat arttı, Türkiye refaha ulaştı diyor. En düşük memur maaşı 392 liraymış 2002 yılında. Şimdi 4188 lira olmuş. Kredi burs ödemeleri yine 45 liraymış, 550 lira olmuş. En düşük emekli sandığı maaşı 377 liraymış 2002 yılında kendileri iktidara geldiklerinde. Şu anda da 2981 liraymış. Bakın önemli bir tablo bu aslında. Tarımsal destekleme 1.8 milyarken şu anda Türkiye'de tarım destekleniyormuş ve 22 milyar liraya çıkmış tarımsal destek. Döviz rezervimiz 28 milyar dolarken 2002 yılında şu anda 90 milyar dolar döviz rezervimiz varmış. Gibi böyle bir tablo var şu anda Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama tabii ki hani işte 2002 yılında 392 lira olan işte maaş şu an işte 4000 küsür lira şeklinde bir açıklama. En düşük maaş evet 392 liradan 4188 liraya çıkmış. İstihdam sağlanmış. Peki o zaman Türkiye'de vatandaşlar neden bu kadar büyük sıkıntılar içerisindeler? Çiftçiler ayrı yakınıyor, işçiler ayrı yakınıyor, memurlar, emekliler. Türkiye'de şu anda açıkçası bu tabloyu yaşayan kim var bilmiyoruz. Ama bizim gözlemlediğimiz kadarıyla şu anda mesela Bakan Berat Albayrak'ın da açıklamaları var. Onları da, o tabloyu da getirelim ekranlarınıza isterseniz. Kendisi de, Bakan Berat Albayrak'tan, şu anda ihracatın Türkiye'de ne kadar arttığıyla ilgili tweetleri, açıklamaları var. Onu da şimdi sizinle paylaşacağım. Şimdi esnafa ne kadar işte kredi verdikleri, esnafa ne kadar işte KDV indirimleri sağladıkları bu süreçte
bunları anlatıyor Sayın Berat Albayrak. Tabii bunlar hani esnafa ve işverene sağlanan destekler işçiye, çalışana ne kadar yansıyor o da ayrıca tartışılır. Ama ihracat konusunda da gerçekten de Türkiye'nin çok büyük bir atılım yaptığını, Türkiye'de ihracatın son yıllardaki en yüksek seviyeye geldiğini belirtiyor. TÜFE Haziran ayında işte 12.62'den Temmuz ayında 11.76'ya geriledi diyor Sayın Berat Albayrak gibi. Yani iktidar kanadının burada işte çizmiş olduğu böyle pes pembe bir tablo var. İhracat işte ihracatta şu anda işte son yılların en büyük ihracatını yapmışız. Neyi ihraç ediyoruz acaba? Neyi ihraç ediyoruz? Yani bunu bilmiyoruz. Çünkü aslında şu anda Türkiye'de kendi yetiştirebileceğimiz bütün tarım ürünlerini, kendi üretimimizi sağlayabileceğimiz, hem kendi ihtiyacımızı, gıda ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz, hem de yurt dışına gerçekten de ihraç edebileceğimiz bütün tarım ürünlerini şu anda Türkiye ithal ediyor. Bunları biliyoruz, izliyoruz, gözlemliyoruz. Peki neyin ihracatını yaptık da bu kadar işte son yılların en büyük ihracatını yapmış olduk. Bütün bunları açıkçası bilmiyoruz, takip ediyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki hiçbir şekilde Türkiye'de bu bahsedilen tablolardan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Sayın Berat Albayrak'ın da Zehra Zümrüt Selçuk'un da çizmiş olduğu bu tablolardan vatandaş açıkçası faydalanmıyor. Faydalanmadığı gibi her geçen gün Türkiye'de alım gücü çok daha fazla düşüyor. Bu bir işte algı aslında, algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani Türkiye'de ekonomi çok iyi, iyiye gidiyor. Ekonomi işte bir seçim süreci yaşanacak önümüzdeki işte 2023'e bir şey kalmadı burada. Dolayısıyla işte bir algı, ekonomi çok iyi diye bir algı yaratılmaya çalışılıyor ama ne yazık ki biz pazara gittiğimizde, markete gittiğimizde hiçbir şekilde ekonominin iyiye gittiğine yönelik bir tabloyla karşılaşmıyoruz ve maalesef alım gücümüz her an düşüyor. Şimdi böyle bir de işte bu buzdolabı hikayesi var biliyorsunuz sosyal medyada gündemde. İşte Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de bunu söylemişti. İşte kimse biz geldiğimizde kimsenin evinde buzdolabı yoktu. Şimdi herkesin evinde buzdolabı var ve beyaz eşya satışları bu sene işte tavan yaptı falan şeklinde. Valla herkesin evinde biz çocukken de tabii buzdolabı vardı. Ve o en güzel tarafı da, işin en güzel tarafı da o buzdolapları kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle, doğal ürünlerle doluydu, doluyordu, taşıyordu. Babalarımız emekli olduklarında emekli ikramiyeleriyle bir en azından bir evlerini alıyorlardı. Başlarını sokacak bir evleri oluyordu ve dolayısıyla emekli maaşlarıyla da geçinebiliyorlardı. O yüzden de bu tablolar maalesef ki çok gerçekçi değil. Sizlerden gelen yorumlardan da işte takip ediyoruz, izliyoruz. Şu anda Türkiye'de bu çizilen pembe tablo ne yazık ki gerçek değil ve önümüzdeki süreçte bu COVID-19 salgınıyla beraber biliyorsunuz işte şimdi ücretsiz izinler uzatılacak, işten çıkartmaların yasaklanması devam edecek işten çıkartmaların ama 1177 lirayla ücretsiz izin parasıyla geçinmek zorunda kalan birçok insan yeniden iş aramaya başlayacak. Dolayısıyla işsizlik çok daha fazla artacak. Bu da tabii ekonomimize yine olumsuz ve kötü anlamda yansıyacak. Çok isterdim buradan bize işte güzel günler bekliyor demeyi. Bundan sonra işte biz de işte uçuşa geçiyoruz. Her şey işte yolunda, her şey rayında, herkes geçiminde demeyi çok isterdim ama maalesef önümüzdeki günlerde de biz ekonomiyi tartışacağız, ekonomiyi konuşacağız ama ekonominin gerçekten çalışanın, gerçekten işçinin, emeklinin, emekçinin, emeklilikte yaşa takılanın ekonomisine, mutfağına nasıl yansıdığını, nasıl negatif etkileri olduğunu ne yazık ki konuşmaya devam edeceğiz. ATV Türkiye'yi lütfen takip etmeye devam edin. Çünkü uzmanlarımızla bütün bu başlıklardaki konuları detaylı bir şekilde tartışacağız, konuşacağız, değerlendireceğiz. Sizlere buradan bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Yorum yapmayı unutmayın videolarımızla ve haberlerimizle ilgili. Çünkü yorumlarınızı takip ediyoruz. Buradan sizlere cevap da vermeye çalışıyoruz sorduğunuz sorularla
ilgili. O yüzden lütfen yorum yapmaya devam edin. Bizler sizi izliyoruz. Sizler de bizi izlemeye devam edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Video ve haberlerimizi beğeniyorsanız da beğen butonuna basın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.